Evet Erdem. Haluk abi, gelen sorulara bakıyorum. Özellikle Allah rahmet eylesin, Çatlı Reis'i soruyorlar da. Çatlı Reis'i ve Yeşil'i de soranlar var. Tabii size kalmış bir şey de. Abdullah Çatlı'yı en yakını olarak bizi izleyenlere belki hiç duymamışlardır. Eski röportajlarınızı da ben görmüştüm Abdullah Çatlı ile ilgili yorumlarınızı. Ama buradaki izleyicilerimiz de istiyor. İsterseniz kısaca bir Abdullah Çatlı yapalım mı Haluk Başkan? Abi Abdullah Çatlı herkesin bildiği gibi vatan sevdalısı. Bütün hayatını 40 yıllık ömrünün neredeyse gençlik çocukluk yıllarını ilk gençlik yıllarını çıkarırsan bütün ömrünü bu memlekete hizmet ederek geçirmiş. Savaşmış, risk almış, yürekli, cesur, yönetme kabiliyeti olan, liderlik vasfı olan bir insan olarak yaşadı. Ve Allah kanı kandır rahmet etsin. Meşhum bir kazada da vefat etti. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Abdullah Çatlı'nın hayatına bakılacak olursa genç yaşında ben onu tanıdığım zamanlar önce Ülke Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesiydi. Sonradan Ankara Ülke Ocakları Başkanlığı yaptı. Sonradan Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Derken birlikte işte uzun bir firar hayatımız oldu. En son yurt dışında cezaevinden firar etti. Türkiye'ye geldi. Ölene kadar da yine birlikteydik. Aynı vefat etmeden yarım saat önce ki bu devletin kayıtlarında var. Yarım saat kadar da telefonda sohbet ettik. Kazadan yarım saat önce. Ben Ankara'daydım. Güneydoğu'ya geçecektim. Geçmeden önce kendisinden uzun bir görüşmem oldu. 20-25 dakika kadar. Telefonu kapattıktan yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da vefat haberini aldım. Tabii üzücüydü. Benim için çok zordu bir defa her şeyden önce. Bir öz ağabeyim gibi sevdiğim, bir öz ağabeyime güvendiğim kadar güvendiğim, hayat mücadele içerisinde yakinen bildiğim, aldığı riskleri bildiğim bir kahraman vatan evladıydı. Allah rahmet etsin. Çok genç Evet. yaşta kaybettik. Büyük bir mücadele adamıydı. Her şeyden önce bu çok önemlidir. Yani insanlar mücadele edebilirler ama mücadele adamlığı farklıdır. Mücadele adamlığının anlayabilmeleri için genç nesillere şunu söyleyeyim. Abdullah Çat'ta Ankara Ülke Ocakları Başkanı iken günde belki 6 saat, 4 saat uyuyup bütün Ankara'yı bir ülkücü havzası haline getirmek için gece gündüz nasıl çabaladığını bilirim. Ki o zamanlar evliydi, büyük kızı da daha kundaktaydı. Yani o yaşta o büyük riskleri alabilmek her baba yiğidin kârı değildir. 20 yaşındasınız, bir Ankara'nın valisi gibi davranıyorsunuz. Bütün Ankara aksiyonu halinde büyük riskler alıyorsunuz. Buna rağmen hiçbir gün geri adım atmayan, hiçbir gün ya bana da bir şey olur, yarın çoluk çocuğum dışarıda kalır gibi düşüncelere saplanmayan, her türlü fedakarlığı vatan için yapan bir adamdı. Daha sonra 1980 sonrası işte yurt dışında firar etti ki firar etmeden birlikteydik yine. Ben Suriye üzerinden çıkacaktım. Onlar farklı çıkacaktı. Ben Suriye üzerinden çıkamadım. Yakalandım. Onlar gittiler bir takım arkadaşlarımızla birlikte. Orada bir takım maceralar yaşadı. Fransa'da işte Avrupa'nın değişik yerlerinde bir takım eylemlerde bulundu. Burada ondan sonra da buna çok büyük bir tezgah kurdular. Bir pasaport alması gerekiyor. O zaman kullandığı pasaportunu Fransız istihbaratı öğrenmiş. Bu pasaportu almak için bir zenciye gidiyor. Zenci bunları satıyor. Pasaportu almaya gittiğinde Fransız istihbaratı basıyor ve orada bir uyuşturucu yakalıyorlar. Rahmetliyi de alıyorlar, götürüyorlar. Rahmetlinin birebir anlatmasından biliyorum. Kimliğini ısrarla o bildikleri kimlik üzerine kurgulamaya çalışıyorlar. Rahmetli ısrarla inkar ediyor. Tam bırakacakları zaman bir hastaneye mi, bir dispansere mi bir yere götürmüş çocukları. Bir küçük kağıt çıkıyor cüzdanın içinden. Ve bu kağıttan yola çıkarak bu ismi yazılı orada. Soy ismi Kurt'tu, şimdi tam hatırlamıyorum. O zaman bu sensin diyerek onun üzerine yoğunlaşıyorlar ve evine gidiyorlar, arıyorlar. Silah bulunuyor evde. Derken tutuklanıyor ve zencinin ifadesiyle yani o siyahi vatandaşın ifadesinin üzerine de rahmetli uyuşturucudan ceza veriyorlar. Çünkü başka türlü ceza verme şansları yok.
Hiçbir izleri, ellerinde belgeler yok. İçeri atıyorlar. Bu istihbarat arası savaşta ben senin adamını yedim demek, mat ettim seni demek. Yani sen burada bir takım şeyler yapıyorsun ama ben de bunları biliyorum. İşte al senin adamını böyle alırım içeri demek. Bu istihbarat savaşlarına böyledir yani. Bir şey bulamazsa, adamı tespit ederse bir şekilde enterne eder. Ondan sonra rahmetliyi bırakmadılar tabii. Bir İsviçre'ye gönderdiler. İsviçre'de de cezaevinden firar etti. Bir şekilde Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de ölene kadar kaçaktı. Ölene kadar da birlikteydik. Ticaret de yaptık, savaş da yaptık, her şey yaptık. Allah'a çok şükür utanılacak hiçbir şey yapmadık. Yani bu bir hayat sergücesi içerisinde rahmetli bir fenomendi. Aksiyon adamıydı. Okur da aynı zamanda. Çok uzun fikir tartışmaları da yapardık ara sıra. Rahmetli her şeyden önce Muhsin Başkan'a söylediğim gibi iyi bir insandı. Allah rahmet etsin diyorum. Bu ülkenin kayıplarından biri de odur. Ülkücü hareketin yıldızlaşmış isimlerine bakın. Birçoğunun başına böyle şeyler gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. Çünkü bu ülke hassas bir ülkedir. Bu ülke bir Finlandiya değil. Bu ülke bir Hollanda değil. Bu ülke tarihi akış içerisinde hepimizin bildiği gibi jeostratejik, jeopolitik çok önemli olan bir ülkedir. Bu ülkede bazı temel taşları eğer harekete geçerse bu hareketi durdurmak için de ülkenin içinde ve dışındaki dinamikler devreye girerler ve bir şekilde enterne operasyonu yaparlar. Bu operasyonlar da normaldir ama bu ülkede de öyle bir toprak vardır, öyle analar vardır ki nice Abdullah Çatlılar doğurur, nice Muhsin Yazıcıoğulları doğurur, nice kahramanlar doğurur. Bu memlekete Allah'ın izniyle hiç kimse de bir şey yapamaz. Allah'ın da yardımı bu memleketin üzerinden eksik olmaz. Çünkü bu memleketin insanı inandığı zaman inandığı temel değerler üzerine ki bu Allah'ın rızası başta gelir. Allah rızası için yapılanlar ortadadır. Allah da yardım eder.